Klinge, 1972 doğumlu, tiyatro, psikoloji ve edebiyat bölümlerini okumuş bir kadın. Peki bu Almanya'da sesini çok özel performansıyla duyuran güzel bayan, bizde neden haber oluyor? İşte o çok özel performansıyla tam bize uygun ve ayak fetişistlerinin sanat damarına kadar işleyecek bir haberin malzemesi. Anna Klinge bu performans için ayaklarını kullanıyor. Hatta tabanlarıyla öyle bir yetenekli ki onlarla insanların duygularını, karakterlerini, yaşamlarını sergiliyor. Sessiz bir tiyatro gibi. Ancak buradaki gibi kelimesi fazla. Anna Klinge, dünyada bir avuç insanın oynadığı ayak tiyatrosunu oynuyor. Bunun için sırt üstü yatıp, ayak parmaklarına peruklar takıp, icabında tabanlarına yüzler çizip ve mutlaka burun takıp 15 dakikadan başlayıp 45 dakika süren programlar sunuyor. Bu programların içinde kendi yazdığı oyunları veya meşhur opera oyunlarını komple canlandırıyor. Çocuklara özel oyunlar da sunuyor. Meraklılarına hatta kurslar içinde ders veriyor. Oyunlarında o kadar başarılı ki Alman televizyonu ve gazete dünyası onun üzerine haberler yapıyor. Ayak fetişistlerinin zaten ömürlerine ömür katıyor. Çıplak ayaklarıyla oynaması yanında ayrıca bakımına büyük bir önem veriyormuş. Kondisyonu ve ayak kaslarını güçlü tutmak için spor yapıyormuş. Ayağının sağlığı için bakımına çok önem veriyormuş ve maalesef yüksek topuklu ayakkabıları giymiyormuş. Ayaklarıyla canlandırdığı kişileri inandırıcı canlandırmak için tabanlarını ve ayak parmaklarını çok profesyonel kullanıyor. Tabanlarıyla yüz mimiklerini taklit ediyor. Hareketleri canlandırdığı karakterlere göre belirgin kullanıyor. Aldığı psikolojik eğitimdeki bilgileri bu konuda çok iyi değerlendiriyor. Ayaklarıyla yarattığı vücut dilini mükemmel bir şekilde adapte ediyor. Hiçbir kelime kullanmadan sadece ayaklarıyla tüm oyunları oynuyor. Oyunlara uygun bir de kostümler seçiyor. Ayakları adeta insanlardan oluşuyor. Dikkatli izlediğiniz zaman gördüğünüzün ayak olduğunu unutuyorsunuz adeta. Yani tüm bu oyunu kendi ayaklarını, daha doğrusu tabanlarını görmeden oynuyor. Yüzlere can verense genellikle peruk ve burun alıyor. Tabii ayağını yüz olarak kullanınca eller tutmak için değerlendiriliyor. Eğer iki ayağıyla birden oynuyorsa sol el bir kişinin, diğer eli ise bir diğer kişinin eli oluyor. İki ayağıyla iki değişik karakterleri öyle inandırıcı ve birbirlerinden ayrı oynayabiliyor ki koordinasyon hatası olmuyor. Adeta iki ayak birbirleriyle tartışıyor, sevişiyor, konuşuyor, ağlıyor ve gülüyor. Ayak tiyatro oyununu bu seviyeye getirene kadar senelerce uğraşmış. Anne tiyatro eğitimi aldığından beri belirli vücut bölgeleriyle oynamaya çalışmış. Pantomim eğitimleri ve gösterileri içindeki edindiği tecrübeyi de iyi değerlendirmiş. Ayak tiyatro oyunları müzik ile olduğu için oyunu ve müziğin gizemini bozmamak adına sözlü diyalog kullanmamış. Anne oyunun içindeki tüm mimikleriyle oynuyor. Oyununda kamera yüzünü gösterseydi annenin aslında tüm bedeniyle tiyatro oynadığını görürdünüz. Tabii ayak fetişistlerini en çok büyüleyen tarafı ayaklarıyla oynaması. Biz bu performansa tutkulu tiyatro diyoruz ve açıkçası kendisini Türkiye'de görmek istiyoruz. Ayrıca Almanya'daki ayak fetişist camiasından büyük bir hayran kitlesi varmış.